Abilerim, ablalarım. Bize salam diyersin. Aleyküm selam. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. De. Şöyle bir, şöyle iki. Bunu da kapatalım. Hayallerde güzel de yaşanabilseydi. Giriş yap bakayım videoya. Abilerim, ablalarım, Azerbaycan'daki son günümüz diyemiyorum. Köydeki son günümüz. Şimdi Şeki'ye gidiyoruz. Baklava yiyeceğiz. Bir dakika, yapamadı videonun girişini, ben yapıyorum. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Zakatala'da güzel evdeki günümüz bitti artık. Şimdi Şeki'ye doğru yol alacağız. Seyma Hanım, köy hayatıyla ilgili bir iki kelime bir şey alalım. Ya çok daha güzel, değil mi? Bak, şehir hayatını sevmem ki ben ya. Amerika'da yaşadım, gittim şehirde mi yaşadım? Teksas'ta yaşadım yani. Hadi o zaman Şeki'ye doğru yolculuk başlasın. Gidek. Vay vay vay, Niva'nın kavuştun sonunda. Abi Şeyma geldiğinden beridir, hani ben Lada falan seviyorum ya, aynı markanın Niva adında bir arabası var. Arazi jipi oluyor. Bundan çok istiyordu. Adamı nasıl kral. Teo bundan buldu, getirdi. Hadi atla, bir tur atalım. Bunların da fiyatları ortalama 10.000 manat ile 20.000 manat arasındaymış. Tabi marka, model, kilometreye göre değişir. Şeki'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Kavuştun hadi. Arabana ne diyorsun? Aa, çok iyi ya, bu bak. Ben öğrenirim bundan sonra arabayı. Boyutu da tam sana göre ha. Zahmet etme ya. Ver şeye. Kral. Abi bir bakak da hala kimde açılıyor. Bir şey olmaz ya, sıkıntı yok. Abi bizde misafire yani tam yerine tam. Eyvallah. Adamsın, 100 kilometre yol geldin daha. Ötesi var mı? Minibüsle gideriz dedik, adam ta buraya kadar getirdi, bıraktı bizi. Ya Şeki'ye geldi. Ya zaten şimdiden sonra minibüsle falan gideceksin diye geçtiğim için ben ne kadar şey lazım yapıyorum. Cansın, sağ olasın. Selamünaleyküm, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani böyle bir şey var. Yani siz abi her yani insanlar evcide ama adamı nasıl? Sen delisin ya. Adam şey oluyor. Teo ve ailesi bizi çok güzel Zakatala'da 2 gece misafir ettiler. Birlikte gezdik Zakatala'nın köylerini, kentlerini. Bir de üstüne üstün sabah kalktı, tutturdu sizi, getirip buraya kadar bırakacağım diye 100 kilometre yol geldi bizde. Kardeşim bir abi. Allah'a emanet olun. Nasıl ödeyeyim şimdi ben senin hakkını? Yok abi. Eyvallah. Allah razı olsun. İkide de burada Central Hostel diye bir yer var. Orada kalacağız. Hadi gidek. İçeri yerleşek, ben daha video editleyeceğim. Çok uzun zaman olmuştu bir hostelde vesaire kalmayalı. Siz şurada kalırsınız. Kampanyada öyle bir. Güzel olayını anlatacağım birazdan. Evet, içeri doğru. Şimdi dünyayı gezerken bana en çok sorulan şeylerden biri olan konaklamayı nasıl hallediyorsun Berke? Onlardan biri değil. Hani mesela ben genellikle Couchsurfing'den insanların evinde kalıyorum ya, o bir uygulamadan işte evler, aileler vesaire buluyorum. Onu bulamadığım zamanlarda ise hostel adında benim gibi şöyle sırt çantayla dünyayı gezen backpackerların gelip konakladığı yer. Şeyma, nedir hostel? Böyle kaç kişi kalıyor odalarda? Değişiyor. Ben daha önce 8 kişilik odalarda da kaldım. 10 kişilik odalarda kaldım. Bu galiba 10 kişilik değil mi? Bu 2, 4, 6 kişilik bir 6 oda. Kişilik. Ben 10 kişilikte kalmıştım ama burası hostellere göre bayağı iyi durumda. Bayağı havlu, temiz görünüyor. Havlu var, terlik var. Normalde çoğu yerde havlu falan yoktur. Onu ekstra alırsın. Tuvalet banyosu inanılmaz temiz, güzel. Kadın tarafını göstermek istersen onu da göster, çok güzel. Hostel yani kısaca böyle paylaşımlı bir oda olmuş oluyor. Ve aynı zamanda hostellerin bazılarında da böyle küçük mutfak kısmı oluyor. İşte yemek pişirmek için, atıştırmalık yapmak için veya hızlıca yemek hazırlamak için. Şeki'de kaldığımız süre boyunca ise buradaki hostelde konaklayacağız. Şimdi Şeki gezisi başlasın artık. Hadi. Başlasın. O mu?
Ne yazmış? Bahtiyar Vahap, Vahapzade. Güzel. Bak bak bak. Şu detaylar var ya, renkler. Aşırı güzel değil mi? Şimdi abi. Günaydınlar. İkinci gün başlıyor. Gelsene buraya. Gel 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 gel. Şimdi şeki pitisi dediler. Biz de dedik yemek yemeyi çok severiz. Ben hiç sevmem aslında ama işte öyle söylüyorlar. Sevdiğimi söylüyorlar. Şimdi şeki pitisini denemeye geldik. Hemen hostelin yakınında Çelebi Han diye bir restoran var. Gireceğiz, pitiyi deneyeceğiz. Geliyor ya, bence burası. Restoranta geldik. Şu cam, renkli cam olayı İran'daki Şiraz'da bir camide var abi. Burada da böyle bir şey varmış. Şimdi sipariş verelim. Yemeyeceğiz mi? Geldik yani buraya kadar. Sabah kahvaltıda piti. Ben sana güveniyorum, sen. Ama çığırtma da güzel olabilir. Kızartma. Yedik ya biz. Abla köyde yaptı. O zaman bir ondan bir ondan söyleriz. Mutalı falan. Tamam. Bu ne abi? Helva. Helva. Şek helvası mı? Oo bak, şek helvası denemek istiyordum, geldi. Undu. Üstündeki ne? Fıstık var, un var. Yapılışına dair özel bir şey var mı? Nasıl tadı? Deniyor. Şey gibi. Buna benzer bir şey var mı? Selamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Türkçeden geldiniz. Evet, evet. Çok güzel. Buyurun. Benim oğlum da Türkçe'de okuyor. Öyle mi? 9 yıldır artık orada. Çay ikram edelim size. Afiyet olsun. Biz yediyiz. Mimarlık'ta kurulu, Koçeli, İzmit'te. Üniversite öğrencisi. Üniversite öyle öğrencisi. Mi? Son bölüm. Bu yakınlarda Uğur Kol gelmişti. Ha, arkadaşım Uğur. Arkadaşımız ha. Uğur da arkadaşım. Biti hakkında şey. Uğurcu, selamlar olsun kardeşim. Biti. Bak, bildiğiniz biti bu. Şerçi bitisi. Mesela bak, İran'da şey, taşın üstünde pişen bir ince bir lavaş ekmeği geliyordu. Burada bak, böyle bir ekmek geldi. Ha, bu bizde küçük küçük. Küre diyen bir şey var. Bu sizin mercimek çorbanız. Evet, 5 kişilik aile olarak içeceğiz. Bugün bir daha bir şey yiyeceğim. Ama şeçeceğiz, mercimek çorbası içmez. Pitiyi de yiyecek şimdi. Mercimeği siz vatanından geldiniz. Vay 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 vay. Pitiye bak ya bak. Soğanı moğanı her şeyi. Bunun yeğilmesinin özel kaydaları da var. Evet. Bu, bunun yiğme kaydası var. Şimdi bu hem birinci yiğme hem de ikinci yiğme. Şöyle yaklaştırayım size. Ben size hazırlayayım da pitinizi. Valla. Tabii ki. Oo, süpersiniz. Siz belediye. Kendi ellerinizle ekmeği doğrayın. Tamam. İçine. Olur. Hadi gör. Çeksin. Fox verdiniz kamuya. Çekil mi? Evet evet, çekiyor. Görünüyor. Önce mu? Bir ekmeği bir doğrayalım içine. Şu ekmekler doğrayın. Çok da yiğidi doğramayın. Tamam mı? Şimdi daha önceden ben bunu abi İran Tebriz'de yedim. Yediniz. Piti Nahçıvan'da da yedim. Ama onları başka bölgelerde de pitini yemeyiniz mümkün, ancak onların doğru tad ve şeyi tadı ve pişme farklı. Mesela Iğdır'da da buna bozbaş diyorlar. Daha önceki videoda da bozbaşta patates olur. Evet, patates var. Ancak başka zonalarda Azerbaycan'da piti yersiniz. Onda çemişli etten hazırlanır. Ama bu çemişsiz etten. Evet, doğru. Çok doğru. Aralarında farklar varmış bak, aslında var. Arkadaşlar. Şey, biri kemikli etten faydede, hazırlanıyormuş. Faydede. İncik etinden vesaire. Buna biz sumak da vururuz. Oo, süper. Suyu geliyor. Çorbası. İsminiz nedir abi? Mikail. Memnun oldum, benim de Berkan. Bak, bunun da nohudu, kestanesi, eti, ne kadar hamsi böyle. İçinde karıştırır. Kestane mi var? Kestane de koyulur. Kuru caval da koyulur. Nohutlu, etli, tuzlu, istoğutlu, tabii ki bir de şafran. Bak, bunlar böyle karıştırılır. Bu da ikinci yemeği alınır. Püreçim olur da böyle diye. Bak bak, sabah sabah dedi ki piti mi yenir dedim, mercimek çorbası söyledi. Şimdi oradan pitiye nasıl bakıyor? Piti de hazırlandı böyle şimdiden. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Afiyet olsun. 5 kişi şeye girdik, mercimeğe girdik biz ailece. Bütün yatırımımızı buna yaptık. Harbiden ha, kocaman şeyle gelmiş mercimek. Nerede böyle içiyorlar ne? Değişik bir tat var değil mi? Tuzu fazla. Ben bunu şöyle böyle mi içiyorlardı bir yerde? Tabi öyle içmedik değil mi? Ben öyle içiyordum zaten. Ama baksana, şekil olarak tam ona uygun yani. Buraya bak.
aldım temizlemem. Alta gelen yorum. Bu ablayla gezersen daha çok yersin. Hadi ye ye şunu ya. Ya da şey de olabilir tam tersine. Bu ablayla gezersen o sana yiyecek bir şey bırakmadığından verirsin abi kiloyu. Sıkıntı yok. Ezildiğinde de işte böyle bir şey olmuş oluyor. Ben etin tadına bakacağım. Çok güzel. Çok güzel. Böyle iki kişi 60 kepik değil mi? Oo. Eyvallah. Eyvallah. Hop. Buyurunuz. Allah'a emanet. Tam şey karavanlık değil mi hepsi? Bak şuradaki kırmızı özellikle çok güzel duruyor. Ama bence bizimkisi çok güzel. Ben bunu istiyorum. Bu da güzel. Mercedesler bir de. Pazara geldik şimdi. Aa, bak burada pazarda salo diye bir şey satılıyor. Bu pişirilmiş domuz etiymiş. Baharatlı falan ama galiba değil mi bu? Baharat mı var içinde? Aa, var. Bak. Bu da bak. Yaşa şeydi. Ben mesela değilim ama bak bu var. Bu ne peki? O da bu diye baba bu ne dese o da onun balazı. Ha tamam. Sucuk gibi bir şey. Sucuk gibi bir şey. Bu var ha. Bu. Tamam. Eyvallah, teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi pazarda şey şeki pahlavası, şeke helvasını gördük. Bir de burada açık olarak böyle satılıyor. Abi siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunları yoksa? Peki şey tarifi nedir, olayı nedir şeki pahlavasının? Aslı. Tarifi bize çok uzaklardan geliyor. Yani atababadan geliyor. İçerisinde ne var? İçerisi koz fındık, ceviz, fındık, koz. Helvada un var, başka? Un, şeker. Lehme bir de un da öyle. Pirinç unu olduğunu duydum ama içinde. Doğru mu? Pirinç unu da. O bir undan güzel. Olmuyor da yani. O bir undan olmuyor. Bir unundan olmuyor. Bak fındıklısı 5 manatmış kilosu. Kozlu fındıklı. Yani cevizli fındıklısı 6 manat. Sadece cevizlisi de 7 manat. Ceviz daha pahalı demek ki. Ve ceviz ve fındık da bu bölgede yetişen önemli bir şey. Burada, Kahta, Zakatala'da değil mi? Herkesin fındık ağaçları falan var. Evet abi. Şundan ne peki abi? Ulan fındık. Ceviz üstü şeker. Ceviz üstü şeker. Atıştırmalı. Değişik. Evet, tadına bakabilirsin. Alalım direkt. Nasıl? Ama tulumu zaten en sevdiğim şeydir benim. Bu da şey işte. Bu da buranın baklavası değil mi abi? Evet. Ya yani Azerbaycan'ın baklavası. Şey yap ya. Güzel. O inanılmaz şerbetli duruyor ama ha o. Eyvallah. Oo çok tatlı bu. Belli. Çok iyi. Valla. Tulumba da çok güzel. Tulumba tam ideal ama yani. Böyle çıtır, şerbeti az. Borcumuz ne? Yok yok olmaz öyle. Valla bir şey verin. Abi yok yok yok. Ayıp olur. Peki abi. Buraya özgü bir şey mi abi, yoksa? Özgü bir şey. Nedir? Tam olarak. O da halva da onda. Ha helva. Helvanın başka bir hali. Adı ne? Kırma badam. Kırma badam. Böyle şey daha böyle kuru helva üstünde sakız gibi daha yani. Öyle mi? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay helal edin bari. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı hayırlı işler. Sağ olasınız. Aynen. Teyzem isminiz nedir? Çiçek. 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 İşler nasıl?
Evet işte. Düşük mü? Evet. Öyle böyle. Öyle böyle. Çok şükür. Ne bilen Allah. Aynen. Allah büyük. Bir onun verelim. Tatlı patates. Allah kolaylık versin. Bak şurada teyzeler şey yapıyorlar. Kızıl elma. Onlara bak. Aynen. Küçücük ama değil mi? Tam şey köy elması işte. Alma mı diyorsunuz? Şirin. Alma. Bak teyzeler orada o marmelatlardan şeylerden yapıyor. Çayın yanında içilenler herhalde galiba. Ya turşuymuş. Mürebbe de var. Hayda mürebbesi var. Hayda? Hayva. Aha, hayvan mürebbesi. Ha, anladım. Bu şey çayın yanında yenen. Tarifini aldım abla. Yapacağım eve gidince. Ay sağ ol abla sen de. Siz daha şirinsiniz maşallah. Yok. Siz hansı da güzel. Olur mu öyle şey? Cansınız. Çok sağ olun. Maşallah. İsimleriniz ne? De. Türkiye'de gelmiş. Evet, İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Rabbim bize salam diyesin. Aleyküm selam. Çok sağ olun. Maşallah. Güler yüzünüz yeterli. Allah razı olsun. O sen ablandı. Kim? Ablandı. O benim arkadaşım. Arkadaşın. Evet. Yapılıyor mu ya? Teşafan ya. So you can speak English, yeah, right? Yeah, yeah. How did you learn? Yeah. Thank you. Abi Türk'üm ben daha. Türksün. Türk. Oo ben İngiliz miyim? Yok. Et pazarındayız. En sevdiğin yer. Abi. Protein bol. Girelim. Galatasaray mı? Türkiye mi? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım. Allah başka dert vermesin. Allah başka dert vermesin. Galatasaray. Abi et fiyatları nasıl? Kim bize anlatabilir? Ne? Et fiyatları ile ilgili bilgi almak istiyor. Kim bize anlatabilir? Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Ne eti abi? Dana. Dana. Mal eti. Belli. Ne kadar kilosu? 10 mala. 10 mala. Tamam Bakü'den ucuz bak. Bakü'de galiba 11.50 miydi? 11 miydi ne? Kuzunun kilosu ne kadar? 13 mala. 13 mala. Kemikli kemiksiz? Kemikli. He tamam. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Burası da böyle işte et pazarı. Etler burada satılıyor. Abi kim şu an arasındasın? İstanbul'undanım abi. İstanbul'undanım. Eyvallah. Eyvallah. Gazi Osman Paşa. Galatasaray şampiyon. Galatasaray. Bu sene kötü abi de. Bu sene inşallah şampiyon bizim yani. Allah başka dert tasa vermesin. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş. İhtibarlı yoktu ondan o ene zaman. Galatasaray mı mıydı o nakımı yandırdı? Yok mu bir Beşiktaşlı kimse orada? Bu Beşiktaş. Asıl Müslümanların kamandası. Yaxşı o kamandası. Ben Beşiktaş koşmayacağım. O oyun olandır, rehli yazdıram geldi. Bak şurada bir tezgah var, ona bakacağım. Koyun eti 8 manat demiş. Abi arkaya böyle Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bayraklarını asmış adamsın. Sizin tezgahınız mı bura? Nerede biz yapıyoruz. Sizin mi? Süper. Ben üçüne de gittim, Türkiye'liyim ben. Pakistan'a gittim, Pakistan'ı çok seviyorum. Tabii ki Azerbaycan ikinci vatanımız. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Cansınız. Kardeşim. Karşılıklı. Eyvallah. Karşılıklıdır. Eyvallah. Biz bir kardeş olduk. Bir kardeşiz tabii. Eyvallah. Abi, sizde niye pahalı? Abi, et bizde niye pahalı? Bizde et kıymeti çok yüksek. Bakan yok. Vay. Şu ladanın renginin güzelliğine bak. Yakıyor, en sevdiğimiz yakıyor. Şey olan çarşı pazar gezmece başlasın. Yemece. Kafa alalım da Türkiye dönünce yaparım ben sana. Yediğimiz o pitinin şeylerini kaplarını satıyorlarmış burada 2 manata. Instagram'dan Şeyma Yolday'ı ve Bilgiç Berko'yu takip edenlere piti manatı bir kabı. Pitigabı hediye. Şekihan Saray diye bir yere geldik. İçeriye gireceğiz. İçeriği göreceğiz bir. Sizlere bak. Şişiniyor aynen. Han Sarayı'nın hemen girişinde şurada sanatkarlar evi diye bir şey varmış. İçeriye girip bakıyoruz. Belki Şeyma'nın orada yemek yiyeceği bir şeyler vardır. Yok şu an tokum.
biraz önce şey diyor, Berko diyor, o kadar çok yine bir şeyler yedim ki şekerim yükseldi. Bir yerlerde kahve içelim ama yanında da tatlı da yiyelim. Demedim öyle bir şey. Kahve içelim dedim. Sağ keşke olsun. Kamera açık olmuş olsaydı da çekseydim hepsini. Oo, çok güzel. Şu şeye baksana, şuna girebiliyor bakalım. Muyuz ki? Girebiliyoruz değil mi? Ooo, şu olay çok iyiymiş ya. Renklerin güzelliğine bak. Aynen söyle bana, var mı benden daha iyi gezgin bu dünyada? Ben. Önceki bölümlerde Şeyma'yı izlemeyen varsa, görmeyen varsa, Şeyma da benim gibi dünyayı geziyor fakat farklı bir şekilde geziyor. Ara ara geziyor. 20'den fazla ülke gezdi Şeyma'da. Aynen. Instagram'da da Şeyma Yolda olarak paylaşıyor bu gezilerini. Bakarsanız anlarsınız nasıl gezdim. Yemek yiyerek. Evet. Gezelim yiyelim. Bırak. Jest yapayım sana, hediye alayım bir tane dedim de Türkiye'ye elim boş dönme. Yok, 45 manatsa beni aşar. Gel hadi çek direkt. İnanılmaz soğukmuş burası ya. Çok soğuk. Bunlar daha güzelmiş. Çok pahalı ama ya. 22 manat. Şu 22 manat şöyle. Yok ya, veremem 22 manat. Vermemeliyim. Hayır. Çok güzel duruyor ama 22 manat çok fazla. 200 lira falan oluyor. Baksana bir şey derler mi? Ya. Bir şapka şey var kafamda. Şapka hiç kalmamaz. Dur. Oldu mu? Dur bakayım be. Oldu mu? Vay yakıştı. Dikisti mi? Haydi çıkalım saraya bakalım. Şurası, şu gördüğünüz bölge Şeki Han Sarayı. Böyle içerisinde bulunuyoruz. Ama iç tarafta çekim yapmak yasak olduğu için içeriği gösteremedim size. Azerbaycan zamanında hanlıklardan oluşuyormuş. Bu hanlıklardan da 1747-1844 yılları arasında belirli Türk hanlıklarından oluşuyormuş. Burası da Şeki Hanlığı da ilk hanlıkmış Azerbaycan'daki. Maalesef ki size Şeki Han Sarayı'nın içini vesaire göstereyim dedim. Ama çekim yapmak yasak. Ya çok basit, içeride böyle hediyelik bir şeyler vesaire satılıyor. Onların olduğu kısmı bile çekmek yasak. Üzgünüm beyler, bayanlar, abiler, kardeşler, abiler. Burası da böyleydi. Şeki'ye bağlı. İçeride şöyle kocaman büyük ağaçlar falan var. Çınar ağacı mı oluyor orası? Onlar. Çok güzel görünüyor. Çınar falan şeylere... Bir nevi böyle İngiliz şapkalarına benziyor gibi ama sokaktaki birçok amcalar, dayılar takıyor bunlarda. Şunu merak ettim ama. Selamünaleyküm. Müsait miydiniz? Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olasınız. Gel içeri soğumasın. Kapatalım direkt. Amca biz şapkaları gördük, merak ettik dedik, bir bilgi alalım. Buyurun. Çünkü tüm buradaki emmiler bunlardan kullanıyorlar. Yani. Nedir bunun... Olayı, veziyeti nedir şapkanın? Yani, papak dininiz. Papak da var, şapka da var. Şapka bambaşka şeydi, papak bambaşka şeydi. Hangisi şapka, papak? Daha papak bulardı kardeşim. Bak o temiz kuzu derisinden olan papaktı. Aa, dokunabilir miyim? Ne olur şu. Kuzu derisinden yapılan kuzu papakmış yapılan bu. Papak. Mesela kıymeti ne kadar böyle bir papak? Söyleyeceğim bana. Ondan sonra bak belasıdı bu papakların. Ulan prastoydu 30 puan. Bu normal yün. 30 manat. Ha 30 manat. Anladım. Yani. Bunlar değeri de öyle. Sonra peki bu şapkalar olmaz. Bunlar biraz şapkalar, böyle... Şapkalar bak felat. Budu bu. Ulan çeşmiş dede baba şapkasıdır. Öyle bizde mi? De var ya aslında. Evet. Ya bunlar... Benzeri var. Yaşlı kişiler. Aynen. Bunlardan örtürler. Sizde şey... Çüşte olur. Aynen. Benim dedem de buna benzer takıyordu da. Bak tegribi beladı bak sizde şey... Evet aynen, buna benziyor. Aynen. Sizinkine de benziyordu ama dedemin taktığı. Bu indiçe taktı. Formalardı. Bunlar teze formalardı. Teze formalar bunlar. Bunlar tezden olan formalar. Bunlar çekmişin. Geldi. Şunu takayım mı? Ata babalar takıyordu o zaman onlara. Ata babalar takıyordu. Bakın bunlar da geçmişteki o şapkalarmış. Belki
bizde de Anadolu'da insanların falan kafasında gördüğünüz şapkalarda. Sanki Neşet Baba'nın da kafasında yok muydu evet, bunlar? Neşet Ertaş. Var. Anadolu'da yaşlılarda falan aslında benzeri var. Bunları mesela çok görüyoruz emmilerde. Bunlar yeni formalar. Gençler için. Ne kadar bunun kıymeti? 15 bana. 15 bana. Bunlar benim için ama. Çok iyi, yumuşacık. Müsaade var mı? Deneyebilir miyim? Olan ne olur şu. Eyvallah. Sen de onu dene. Bakayım be. Aa, benim saçlar uzun ya, bana olmadı. Evet, Pakistan'da taktığım bir şeye de benzettim sanki. O başkaydı. Benim saçlar uzun ya bana. Gitme, saçlar kısa olsa yakışır ama ha. Bir papatçı görünce sorayım dedim. Niçe yıldır açık bu dükkan? Burası. Burası çoktan, bak çoktan da. Haradasa bir 40 yıl olan. Vay maşallah. 40 yıl. Maşallah. Ben malimem, tar malimem. Tar çalan malim. Tarı biliyorsun değil mi? Şey Azerbaycan değil mi? Tarı. Aynen. Tanıtmak için şekiyi. Laf yaksın, çok söz ha. Burası abi, için turistik. Abi beraber fotoğraf çekinebilir miyim? Ben de cilim. Siz de kendiniz izleyebilirsiniz oradan. Ben izliyorum. Şöyle YouTube'a, aha, ben buraya yazayım. YouTube, sizin uşaklar anlarlar. Aha. YouTube'a Berko. Diyeceksiniz, evet. Göreceksiniz. İnşallah. Evet, inşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Şurada hemen yakında kalıyoruz. Şurada kalıyoruz hemen. Burada kalırsın. Hostel aynen var ya. Hostel daha. Hey, Central. Central. Evet, onun yanında. Allah çözer. Allah razı olsun. Allah razı olsun cümlemize. Allah senden de razı olsun. Dünden beri 5 kere geçtik buradan. Her geçtiğimizde burada, sizin Azerbaycan yerinize bak. Azerbaycan teritoriyasında umumiyetle bu şapkaçı, papatı şapkaçı azdır, çok azdır. Gebeledi, Oğuzdu, Şeçidi, Zakatala, Qax, Balaçan teritoriyasında bir tane benim burada işte. Aynen. Hepsini yani bununla hem yapıyorsunuz burada. Hem şapkaçıyım, hem papakçıyım, hem de mescidçiyim. Mesbildoz da nedir? Namaz. Hocasınız ibadet aynı zamanda. Ha, şükür elhamdülillah. Maşallah. Mes yani namaza giden de onu da dişirim. Maşallah. 3-4. Senette müellimliyim de. Maşallah. Çok çok memnun olduk. Ben de sizinle. Allah razı olsun. Vakit ayırdığınız için. Allah'ın amanı olun. Siz de öyle. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Dayımızın dükkanı hemen burası, papakçı. Ne kadar şirin bir dayı aynen değil mi? Aynen ya, 50 senelik falanmış bu arada. Orada gazete yani kağıdı yazıyoruz da onu tam onu okuyamadım. Onu görmedim de, babasından kalmamış. Babası yapmış yıllarca bu işi, daha sonra kendisi yapmış. Şeylerdeki, küçük kasabalardaki, köylerdeki insanlar vesaire çok daha samimiler. Ya ben bu yüzden özellikle mesela köy kasaba gezmeyi tercih ediyorum. Hatıra fotoğrafına bir fotoğraf da bizden. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tamam asalım. İstersen hosteli as, istersen asacağım herhangi bir yere. Arkadaşlar birkaç bölümde anlatmıştım. Ben eskiden dünyayı gezerken çekip sattığım fotoğraflardan biri. Şimdi ise gittiğim yerlerde anı hatıra olsun diye bırakıyorum bunu. Central Hostel ve İlkin'e de çok teşekkürler ayrıca. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olsun. Tertemiz bir hostel. Allah razı olsun her şey için. Çok teşekkürler. Şöyle. Çeki'deki gezimiz artık son buldu. Çeki'de böyle bir kasabaydı. Gezebildiğimiz kadar gezdik. Hava kötüydü aslında. Yoksa gitmek istediğimiz birkaç yer daha vardı. Şimdi Gence'ye doğru yola çıkacağız. O zaman Çeki videosunu burada bitirelim ya. Çeki'ye de gelince abi, kalacağınız yer belli. Kalacağınız yer belli. Central Hostel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Haydi bir sonraki bölümde görüşürüz. İnşallah. Yağmur geldi gene.